GRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz efendim. Hemen partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. İyi günler diliyorum. Nasılsınız Ata Beyciğim? Çok teşekkür ederim efendim. Sizler de iyisiniz umarım sevgili izleyicilerimiz. Gayet iyiyiz. Hava biraz serinledi gibi ama evet. Hani iki gündür... Yağmurla sıcak hava geliyor. Yağmurla mevsim normallerini yakalayacağız. Ama bu yağmurla olacak bizim bölgede, yani Marmara'da. Ve fakat mesela Ankara'da bakıyorsunuz 17-20 derecelik havalar var. Müthiş. Ben bugün parkayı giydim. Hı. Efendim yani mevsim şartlarından giyinecektik. Mevsime göre giyinecektik. Nasılsa ona göre şekilleniyoruz değil mi? Hava nasılsa. İkinci aydayız. Baharın ikinci ayındayız. Evet. Ama hakikaten dün ve bugün serin. Yani bugün biraz yağmurla beraber bir hava kırıldı. Ben evden çıkarken parkamı giydim arkadaşlar. Yani, ben ince normal deri ceketimi giydim. Yani geldim. Ne olur ne olmaz üşütmeyelim efendim. Ama yağmurla beraber güzel ve bir bahar havası yakalayacağız efendim. Evet, haberlerimizle başlayalım. Buyurunuz efendim. Her kesimin derdini iftarda dinleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yoğun bir iftar programı var. Ramazan ayının ilk iftarını her yıl olduğu gibi bu yılda şehit aileleriyle yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün önce MKYK'yı toplayacak, ardından MKYK üyeleriyle iftarda bir araya gelecek. Evet, çok güzel. Hakikaten... Üçüncü iftarını da bir vatandaşın evinde yaptı. Gitmiş, şey yapmış. Evet. Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiiri var. Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Demek ki öyleymiş ya. Bu yani o zamanki devlet adamları ya da hükümet edenler biraz böyle daha çatık kaş. Fakat ekranda görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da tebessüm ediyor. Karşısındaki kız çocukları, evin hanımefendisi, beyefendisi de gülüyorlar. Ne güzel bir diyalog içerisindeler. Kesinlikle. Burada bir çatık kaş yok efendim. Yani maruzat dinleniyor bu çocukların. Heyecanı çok değil güzel mi? Tabii. Yani ergen yaşlarındaki çocuklar, ortaokullu, liseli falan bunları dinliyor. Baba, anne, bir vatandaşın evinde normal çay, tatlı vesaire neyse. Allah ne şey verdiyse Ramazan o gün. Ramazan pidesi. Evet, bakın orada bir şeyler yiyorlar çayla beraber. Bence Sayın Cumhurbaşkanı aslında hep halkın arasında olmak isteyen birisi. Yani bir halk adamı. Taksici durağında da minibüsçülerle de böyle bir çat kapı herhangi bir mahallede bir evde ne yapıyor? Kahvaltı ediyor, yemek yiyor ya da bir bardak çay içiyor. Bağırıyorlar efendim şeylerden, camlardan. Sayın Cumhurbaşkanı ne olur bize de gelin. Çayı koy geliyorum diyor. Oraya da gidiyor. Bunlar hoş şeyler. Evet, önce devlet memurlarını dinleyecek tabii. Bayramın ilk günleri, Ramazan-ı Şerif'in ilk günleri MYK'yı toplanacak. Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu toplayacak, vekillerle de konuşacak. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanı şu anda halkın nabzını alıyor. Zaten böyle de bir şikayet geliyor toplumda. Bazı çok sevenleri diyorlar ki efendim Sayın Cumhurbaşkanı bize inmiyor, bize inmesi lazım. Sokağa, caddeye inmesi lazım. Eskiden sanki öyleydi. Şimdi etrafını saran efendim birileri var. Bizden acaba haberleri var mı falan gibi şikayet edenler de var. Sayın Cumhurbaşkanı tabii Ramazan-ı Şerif'i de şeyi bilerek, fırsat bilerek bu defa halkın arasına indiler. Eskiden olduğu gibi güzel bir hareket. Ben bunları çok seviyorum. Evet, hem hal oluyorlar. Yani birebir işitiyor orada problemin, sorunu, delikanlının, ev hanımının. Bunlar çok önemli. Devlet memurunun, çalışanların derdini dinlemek birebir ilk ağızdan daha farklı oluyor be. Evet. Ben beğendim bu tarzı efendim. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Ucuzlamasın diye çöpe attılar. Soğanın kilosu peş peşe zamlarla 6-7 liraya çıktı. Ankara'da fiyatın düşmesini istemeyen fırsatçılar çuval çuval soğanı yol kenarına ve çöpe attı. Yazıktır, günahtır ya. Hani yapılır mı bu? Yo, bunlar şöyle, bunlar böyle aslında şey yapmamak lazım, böyle ahlak kalmadı. Hakikaten ticaret ahlakı da kalmadı. Bunlar cezalık insanlar ya. Mesela bu adam sonbaharda toplamış. Gitmiş efendim soğan eken, patates eken vatandaşla demiş ki, ya zaten patatesin, soğan kilosunu biliyorsun. 1,5 lira kardeşim pazarda bile ver bana falan işte 1 liradan falan toplamışlar bunlar. Parayı da vermişler. Çok ucuz bir şekilde parayı da vermişler.
ve depolamışlar. Tabii bu ibreti alemliktir. Ankara memleketin başkenti. Bu kaç aileyi doyuracak soğan var tabii orada ya. Tabii. Çuval şimdi çuval yazık. Burada depoda bekletmiş, çürütmüş. Anadolu'da bazı yerlerde gargıç vermek için de naha size soğan falan çürüttüm, sokağa attım falan. Bunların çok iyi araştırılması lazım. Depolara sık sık efendim baskınların olması lazım. Yani ben ağzım varmak istemiyor ama polis ve jandarma işi. Yani bunlar efendim işte aman aman efendim işte vicdan var efendim niye Ramazan-ı Şerif'te böyle çürüttünüz yazık, ya siz insan değil günah, misiniz falan. Yazık. Sevap bu, işleyip onları ailelere tabii, dağıtsaydınız çürümeden önce. Şimdi bunlar Ramazan'da. Zalim bunlar. Bu laflar bunları şey yapmıyor. Bunun karşısında bir jandarma yüzbaşısı koyacaksın. Ciddi söylüyorum. Böyle bir olayı hatırlıyorum ben. Bir jandarma yüzbaşısı bu adamın karşısında olacak. Arkasında da bir tümen asker ya da bir takım hani 10-13 tane asker. Bunların dizlerinin bağı çözülür ve aman efendim burada her şey burada derler. Yani ben sayın İçişleri Bakanı'na bu görevi efendim jandarmaya da vermesini istiyorum. Yazık, yani vatandaşın yazık, karşısında yazık, bir jandarma görmesi yazık lazım. Böyle filinta gibi bir efendim jandarma üsteğmen ya da yüzbaşı. Şöyle hani çok affedersiniz kodumu oturtturan cinsinden gerçi şiddete giriyor. Bunlar artık olmuyor. Ama nus ile uslanmayanın hakkı kötektir ama bak. Böyle daha bir şey da olamaz. Gidiyor bakın arkada çuvallar tabii, tabii, gidiyor tabii, da gidiyor kuyruk. Adam doldurmuş ay, orayı. Ay, atmış ay, oraya. Ay, ve içi acıyor yazık ya. Ve bunu hükümete, bunu İçişleri Bakanlığı'na, bunu güvenlik güçlerine diyor ki aha kardeşim aldım, depoladım, çürüttüm, atıyorum. Var mı diyeceğiniz? Kanuna kafa tutuyor, devlete kafa tutuyor, güvenlik güçlerine kafa tutuyor. Yani bu insanlara öyle bir ceza vereceksiniz ki ya da eğer ticaret yapıyorsa bütün belgelerini şey yapacaksınız. İptal edeceksiniz. Aynen. Ya böyle bir teröristik olmaz, böyle bir anarşistik olmaz. Vatandaş yazık, soğan bekleyecek, soğanın kilosu ya 6 lira 7 liraya fırlayacak. Dün 4 küsürden buldum ama inanın 4 tane zor seçtim. O kadar içi geçmişti ki. Yani, hani o an işimi görsün diye 4 tane aldım tabii, dedim tabii, başka yerden bakarım. Size çok kötüydü. Bir markette öyle çok güzel, çok da güzel soğandı. 4 liradan satıyorlardı. Ama ayrı marketlerden bahsediyorum. Size söyleyeceğim tamam, efendim. Şimdi söyleyeyim, söylemeyeyim oradan lütfen alın. 4 liradan hakikaten. Ama arkadaş bu duruma bak ya. Yazık yazık hakikaten. Böyle bir şey olmaz. Çok ben yazık. Böyle bir rezalet görmedim. Hakikaten ya. Görülmüş şey değil. Evet. Evet devam edelim. Buyurun. Sanki savaş bizde. Evet. Enflasyona savaş faturası. Rusya Ukrayna kriziyle tırmanan petrol ve gıda fiyatları yıllık enflasyonu %60'ın üzerine taşıdı. Vatandaşın cebine aylardır vuran enflasyon, TL'deki değer kaybı ve emtialardaki artışla birlikte Mart'ta da yükselişi sürdürdü. Türkiye %61 ile dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip 7. ülke olarak kayıtlara geçti. Evet çok ne diyeceksiniz? Ağlayacak mısınız? Gülecek misiniz halimize? Şimdi bakın bu işlerde ciddi bir fırsatçılık var ve ciddi bir yolsuzluk dönüyor bu işlerde. Şimdi birisi dese ki ya arkadaş sen bu cümleyi kullandın ama elinde bir belge var mı? Vallahi yok öyle bir belge elimde. Ama benim elimde farklı bir belge var. Şimdi geçen sene aldığım bir ürünü, bir malı, 10 liradan aldığım bir ürünü, bir malı bugün 60 lirada bulabiliyorsam, işte burada bir fırsatçılık var. Nasıl oluyor da, ne oluyor da, dövize ne kadar efendim, döviz ne kadar arttı ya da enerji fiyatları ne kadar arttı ve bir kiloya kaç lira düşüyor, kaç kuruş düşüyor ki siz 10 liraya aldığım bir ürünü tam 60 liraya satıyorsunuz ya. Bu yolsuzluk değil mi? Bu fırsatçılık değil mi? Bu hırsızlık değil mi? En büyük belge bu. Eğer birisinin hafızası alıyorsa bize bir şey geçsin desin ki arkadaş sen yanlışsın. Ya ben çok iyi biliyorum bir tane ürün hakikaten adını söylemek istemiyorum. Geçen sene 10 liraya aldım. Bu sene lazım oldu gittim baktım 60 lira olmuş. Hangi mazot, hangi benzin, hangi dövize şey geldiyse, arttıysa ya da fiyatlar arttıysa, zamlandıysa, efendim döviz uçtuysa, ne kadar uçtu? Geçen sene 10 liraydı, bugün 13-14 lira. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl uçmuşsa bu her 10 liradan şey 60 liraya çıktı. Birisinin bunu izah etmesi lazım. Bir hanımların evde kullandığı deterjanlar, tabii, bir tane sıvı bir deterjan var.
böyle 20-21 kampanya yapar. Evet. 25 liradan olan bir şey. 21-22'ye alırdık. Dün gördüm 55 lira. Tabii. 55 lira. Tabii. Buyurun efendim. Yani ya 30 yap, 35 yap kardeşim. Hadi 40 lira olsun 55 diye. 55 ne? Ya 40 ya. Da falan. Hadi. Ama yani yer artık 40'a bile ya. Hadi diyoruz ya. Yani gerçekten hakikaten böyle bir şey vahim. Olmaz. Dediğim gibi efendim. Bakın öyle artık zabıtayı ya da şeyi göndermeyin efendim. Depolara basalım. Siz biliyorum bana uymazsınız. Efendim demokratik ve hukuk ülkesinde efendim böyle bir şey olmaz. Özellikle Filinta gibi şey bekliyorum efendim. Jandarma yüzbaşısı ya da jandarma üsteğmeni. Arkasında mangası olacak bak. Bir anda basacak. Patronu da o şeyde yani çağıracak, getirecek. İki elini bağlayacak böyle. Ne diyorum ben ya, kendime gülüyorum. Ben bilmem. Vallahi bu çocuklar ciddi bir istihbarat yapsınlar ve depoları bassınlar. Efendim bu işi halletsinler. Birileri bu işi yapmam, çekiliyorum. Ne olacaksa olsun devletimiz var efendim. Alsın üstünde yürüsün. Ülkemiz bugün mobilya bile satıyor ya. Yani öyle bir kamu kuruluşu var, genel müdürlük var. Vallahi çok iyi de satıyor. Eskiden fiyatlar çok müthişti. Şimdi bir üretip vatandaşa efendim şey yapan, ulaştıran neredeyse tek firma oldu. Şimdi mobilya alıyorsunuz. Adam diyor ki 6 ay şey 1,5 ay sonra, 2 ay sonra adam artık öyle stokta depoda beklemiyor. Üretiyor, bitirdikten sonra getirip sana veriyor. Öyle oldu. Ama maşallah o dediğimiz firma yani devletin firması, mobilya firması takır takır üretip satıyor. Çok güzel ya. Bundan daha iyi şey mi olur? Evet. Peki devam edelim. Buyurun efendim. Fiyatlarda davranış bozukluğu var. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyonu yorumladı. Kur ve faizin üstesinden geldik. Şimdi yapmamız gereken fiyatlardaki davranış bozukluğunu gidermek. Enflasyon bu yıl sonunda makul seviyeye gelecek. Evet. İnşallah. Davranış bozukluğu. Evet, hakikaten tabii, öyle. Bak ne gerçekten kadar güzel mi? İsim koymuş. Çok güzel, evet. Yani yorumlamış. Bunlar çok affedersiniz bu sözü kullanabilir. Davranış bozukluğu sonucu ne dersiniz? Efendim manyak dersiniz. Ay. Kafayı yemiş dersiniz. Adam yani hakikaten adamda bir şey bozukluğu var, ruh bozukluğu var, gen bozukluğu çıkmış ortaya. Evet. Bakan tabii kibar söylüyor. Davranış bozukluğu. Ya eğer davranış bozukluğu yoksa yani bu mallara bu zamları koyanlarda eğer bir davranış bozukluğu yoksa değil mi efendim yani? Ne olur peki? Başka bir şey olmaz. Ben demin de söyledim. 10 TL'ye aldığım mamul bir sene ya, sonra 10 ay sonra evet. Ya da 6 ay sonra ben niye kardeşim 60 liraya alıyorum? Aynen, bu davranış evet. Bozukluğu değil de nedir? Biz de stok mu yapsaydık? Bilseydik yapardık. Yani buyurun ya, işte. Yani. Ya, hani çok kötü. Stokçuluğu onaylamıyoruz ama bilseydik alırdık 10 liradan. Şimdi ama ne oldu biliyor musunuz? Bir şeker firması. Marka yaptırmayalım. Adam şekere 5 kiloluk şekerin altına fiyatını yazdı. Niye biliyor musunuz? O şeker adam markete şuraya buraya veriyormuş. Ben gördüm marketlerde mesela. Adam 20 mesela şey alıyor. Paket şeker alıyor. Hı-hı. 10 alıyor. Hı-hı. Niye alıyorsun aga diyorum ben. Dükkan evet. Mı işletiyorsun? Gıcık gıcık gülerek ne diyor biliyor musun? Ya öyle şey olur mu diyor. Ramazan-ı Şerif geldi. Böreği pastayı çok seviyoruz diyor. Onun için aldım hı. Diyor. 20 tane paket 1-1,5 kiloluk onları koymuş böyle ucuz da. Fiyatlar inmiş bir mağazadan, bir marketten alıyor. Götürecek efendim, satacak onu biliyoruz. İşte o şekerci de farkına vardığı için ya bu şekeri biz marketlere bir kampanya ölçüsünde verdik. Onlar satıyorlar ama bazı yerlerde, farklı yerlerde de bu kadar fiyatla satıldığını gördük dedi. Adamın hemen paketin üzerine yazıyor. Efendim 5 liraysa 5 lira diyor. Fiyatı bu. Üstü yukarısı yok. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Romanya devlet başkanı kazandı. Romanya devlet başkanı kazandı. Hem de karşısında 6 tane parti var. 6 tane parti birleşmiş. Güçlerini birleştirmişler. İktidarı değiştirecekler. Fakat adam vatandaşı çok rahatlatmış ya. Özellikle gıda fiyatlarına zam yok demiş. Aylardır efendim gıda fiyatlarında zam yok. Evet. Vatandaş alıyor, ücretlere efendim zam yapmış. Yani vatandaşı yaşatmış. Öbür tarafta da 6 tane parti var. Bu 6 partinin efendim hepsini şöyle elinin tersine dün yaptığı seçimle bir tarafa attı.
kendisi bunların arasından sıyrıldı gitti, hem de yüksek bir şeyle, yani dereceyle demeyeceğim, yüksek bir oy oranıyla kazandı. Evet, mesaj veriyorum efendim. Var mı diyeceğiniz? Mesaj veriyorum. Ona göre vatandaşın sofrasına yardımcı olalım efendim. Aynen. Buyurun. Peki. Kentsel dönüşüm mağduriyetleri büyüyor, yıkıma dönüştü. İnşaat maliyetleri uçtu, birçok proje durdu. Evi yıkılanlar ile müteahhitler birbirini suçlayıp soluğu mahkemede aldı. Evet, tabii iki yılda çimento ve tuğla maliyetleri tabii artınca böyle yarım kaldı bazı projeler. Tabii. Ne olacak şimdi? Şimdi ne olacak? İnşaatlar yapılamıyor, binalar yıkılıyor. Onun bir an önce başlaması lazım. Hele hele İstanbul gibi kentlerde, büyük şehirlerde, yani çarpık kentleşmenin yaşandığı yerlerde bunların mutlaka evrilmesi lazım. Yenilenmesi lazım. Zira deprem olacak. Değil mi? Bilim adamları ne diyor? Diyor ki arkadaş deprem olacak ama bugün ama yarın. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bu binalar tespit ediliyor. Evet, bunlar yıkılacak. Belediyeler, efendim, işin içinde tabii TOKİ de var. Hı hı. TOKİ birçok firmaya yardımcı oluyor. Onlar çalışıyor. Efendime söyleyeyim, onlar yeniden yapmaya çalışacak ama dediğiniz gibi malzeme fiyatları artmış, uçmuş efendim. Bu da gerçekçi değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Metrekareyi kaç paraya mal ediyoruz diye bir tartışma şey gördüm ben Gaziantep'te. Yani bu inşaatçılar ile efendim inşaat malzemelerini satanlar hepsi toplanmış, efendim, çare arıyorlar. Yakın zamanda, öyle pek uzakta değil falan. Birisi diyor ki ben metrekareyi atıyorum 50 liraya mal ediyorum. Diğer diyor ki olur mu kardeşim, ben diyor 110 bin liraya diyor, 110 liraya mal ediyorum. Böyle şey olur mu falan. Öbür tarafta demirci bir şey söylüyor. Şişçi bir şey söylüyor. Şiş satan, demir satan. Ondan sonra çimentoşu bir şey söylüyor. Fiyatlar birbirine örtüşmüyor. Yani 50 liradan 50 liraya mal ediyorum diyen adam neredeyse linç edilecek. Öbür tarafta diğer müteahhit diyor ki 110 liraya mal ediyorum. Nereden çıkardın kardeşim bunu? Böyle izledim, takip ettim. Ondan sonra kapıyı çağırttım, çıktım. Dedim ki arkadaş burada da fırsatçılık var. Ciddi bir şekilde var. Şimdi ne oluyor burada? Efendim mal sahiplerine diyor ki bu dönüşümü yapacak müteahhit diyor ki arkadaş diyor senden diyor 250-300 bin lira aldık ama efendim kusura bakma sen bunu 500 lira tamamla diyor. Ev sahibi de, yani o yıkılacak evin sahibi de, hayatta olmaz kardeşim diyor. Sözleşme yaptık. Herkes sözünde duracak. Bana ne yani diyor. Hendeyi geçerken deve mi değiştirilirmiş kardeşim diyor. Sen 300 lira istedin. Hı hı. Belediye başkanı da aracı oldu. Biz de gittik bankada, 300 lirayı geldik sana verdik. Müteahhitsen, bu işin içerisine çıkmayacaksan beni ilgilendirmez. Yani. Tartışma başlıyor. Müteahhit ile yeni evini bekleyen vatandaş soluğu efendim nerede alıyor? Mahkemede. Mahkeme başkanı bir bakıyor, ediyor, eğiliyor. Kanunda yok böyle bir şey efendim. Kanunda bir sözleşme var. O sözleşme üzerinde ne, nasıl anlaşmışsanız o şekilde devam etmesini görüyor. Ama öbür taraftan müteahhit ve avukatları diyorlar ki efendim zam geldi, her şeye zam geldi, işin altına çıkamıyoruz, 300 lira daha istiyoruz falan. Diğer sahibi, mülk sahibi de diyor ki vallahi ben anlamam, sözleşme böyle diyor hakim bey. Hakim de kanuna bakıyor. Bakıyor, karıştırıyor. Hakikaten öyle bir şey yok. Yani mülk sahibi doğru diyor. Yani sizin bir sözleşmeniz var diyor. Ben buna göre karar vereceğim. Evet, vicdanen biliyorum, ben de piyasadayım. Ben zamları biliyorum, inşaat malzemelerinin nasıl zamlandığını biliyorum ama bunu önleyecek bir kanun yok. Efendim seni koruyacağım bir kanun yok. Önümdeki kanuna göre mal sahibi doğru söylüyor. Seninle bir sözleşme imzalamışlar. Onun miktarı da parası da belli. Daha fazla vermiyoruz arkadaş. Veremez diyor yani. Kanun olsa canımı iste. O kanunu senin için de işletelim müteahhit bey. Ama yok böyle bir şey diyor. Burada sözleşme neye göre yapılmışsa öyle anlaşılacak, öyle yapacaksınız diyor. Ben başka bir şey yapamam. Bak bilmeme rağmen kanunun dışına çıkamıyorum, yasanın dışına çıkamıyorum diyor. Böyle bir handikap var. Nerede trak?
Orada bırak efendim. Şimdi öyle olmuş efendim. Evet, buyurun. Peki devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosu 4 ay içinde hizmete girecek. Evet, Kara İsmailoğlu 37,5 kilometrelik Gayrettepe Kağıthane Havalimanı metro hattının %97 oranında tamamladığını belirtti. Tamamlandığını. Bu, evet. Bu adam çok çalışkan. Hakikaten uğraşıyor. %97 çok iyi, az kaldı. Yani İstanbul'a hizmet ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Kimin yaptığı beni ilgilendirmiyor. Belki ben anladım. Sandığa giderken değerlendireceğim ama efendim keşke belediye yapabilse. Belediye yapsaydı yani. Şimdi devlet yapıyor. Ulaştırma Bakanı yapıyor. Sağ olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Ve çok önemli bir hizmet. Evet. İstanbul Havalimanı çok uzak biliyorsunuz. Şimdi nasıl gideceksiniz oraya peki? Yani Gayrettepe'den düşünsenize 37,5 kilometrelik Kağıthane Havalimanı metro hattı. Evet. Müthiş bir proje. Yani turist nasıl gitsin? Ayrıca bir taksi parası versin, uçak parasına verdi. Evet, özel servisler var ama bu metro çok iyi olacak. Ya özel servisin lafı mı? Özel servisin saati var. Evet, geliyor, saati dayanıyor. Var. Aynen, kardeşim, bunu istediğin orada, saatte. İstediğin çok zamanda doğru. Gidiyorsun, yolcunu da karşılıyorsun, yolcuyu da gönderiyorsun, yolcu da alıyorsun. Bence müthiş bir şey. İstanbul'un her yerinde efendim böyle şeylerin olması lazım. O yarım kalmış efendim tünellerin, daha doğrusu metronun da bir an önce bitmesi lazım. İstanbul trafiğine yardımcı olması hasibiyle söylüyorum. Bakın o kar yağdığı gün, burada kar yağdığı gün eğer bu metro çalışmış olsaydı ben nereye gidecektim biliyor musunuz? Hı. Efendim evime gidecektim. Çok rahat bir şekilde buradaki metroya binecektim. İki telliye gidecektim. İki tellide ne yapacaktım efendim? Binecektim araca, Bahçeşehir'e kadar gidecektim. Başka yere kadar gidecektim. Var orada çünkü. Ama arkadaş şimdi o olmadığı için, metro olmadığı için, bitmediği için gidemedik. Ben burada yattım. Yolda da binlerce insan kaldı. Yani sabaha kadar kaldılar. Bazıları aslında milyonla ifade ediyor da biz bilemiyoruz. Elimizde bir belge yok. Camilerden tutun, AVM'lere kadar sığındılar, yattılar. Niye? Metro olmadığı için. Metro olsun, İstanbul'da yarım metre kar yağsın, böyle bir sıkıntı çekilmez. İnsan bir şekilde yürüyerek de olsa kendisini bir metroya atacak, evine gidecektir. Onun için Kara İsmailoğlu'nu, yani Ulaştırma Bakanımızı tebrik ediyoruz. Bu arada yerim dar demek de, yani bir şey söylemek de halkı şey yapmıyor, tatmin etmiyor. Yani bu fiyatların artışından tutun, bu metro işine kadar. Yarın hükümet der ki arkadaş ne yapalım, serbest piyasa ekonomisi vardı, biz de işte bu kadar dokunduk, böyle yaptık, şöyle yaptık derse bile vatandaş bunu not ediyor. Bir an önce bu işin önüne geçmek lazım. Sayın belediye başkanımıza da arzımızdır. Efendim lütfen siz de bir an önce nasıl yapacaksanız yapın, bu metrolarda bir ilerleme sağlayın. Özellikle bazı hatlarda. Oralar bir bitsin. Efendim ama bırakmadılar. Ben aslında çalışacaktım. Yerim dar demenin bir anlamı yok. Yani senden önce gelen birçok belediye başkanı da var. Hükümetle bir alakası yok. Bunların en büyük örneği de 96'da çıkıp gelen Sayın Erdoğan'dır. Birçok hükümetle çalıştı. Yani hükümetler o zaman çabuk bozuluyordu. Vallahi çeri de çöpü de şey yaptı, kaldırdı ortadan. Musluklardan da şakır şakır su aktı. Değil mi efendim? Onun için hükümet ve Sayın Maliye Bakanımız bu zamlara bir çare bulacak. Sayın İmamoğlu da toplu taşım araçlarında bir iyileşme yapacak ve mutlaka bunların bitmesi lazım. Eğer bitmezse metrolar, vatandaş rahat etmezse Türkiye'nin bir numaralı problemi, İstanbul'un bir numaralı problemi ulaşımdır. Ulaşımda siz insanlar rahat etmezseniz u istemeye gidin bakalım ne diyecekler size ben. Sevgiyle. Evet, devam edelim. Haydarpaşa Limanı açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu. Üsküdar'da dün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda Mısır'dan İstanbul'a gelen 197 metre boyunda Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda yanaşma manevrası yaptığı sırada karaya oturdu. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda römorkör ile çekilen gemi su altı incelemesi sonrasında ahır kapıya demirletildi. Bu kazalar boğazda her zaman olacak, devam edecek. Kuru yük gemisi bir şey olmaz. Ama maazallah mesela bir tanker olur, bir sızma olur, bir patlama olur.
Kadıköy'ün ortasında efendim bu güzel sahilimiz. Çok güzel bir şehir yani Kadıköy ya. Çok güzel Kadıköy, bir sahil şehri. İstanbul'un en sevdiğim şimdi buralar yanacak biliyorum. Ya. Ya hakikaten yanacak şimdi. Hala efendim boğaz ne boğazı? Boğazı herkese kapatmak lazım. İstanbullular hariç. İstanbulluyu efendim boğazla taşıyacaksınız. Yani nasıl alternatif bir yol, ulaşım olacak. Vatandaşı taşıyacaksın gemiyle. Burayı kapatacaksın. Ne diyoruz efendim? İstanbul senin. Gerçekten benim mi? O zaman Boğaz da benim olsun. Şu İstanbul kanalını yapsınlar efendim bir an önce. Evet, ama bekliyoruz. Hayır efendim gerek yok. Mandalar ne olacak? Ya ne mandası? Her yerde olur manda be kardeşim ya. Öyle tuhaf şeyler söylediler ki efendim mandaların o otlak yerleri efendim. Oralardan bu geçerse mandalar ne yapacak? Mandaların kökü koruyacak ne münasebet efendim? İstediğiniz yerde mandacılık yapabilirsiniz. Evet, bunu söyleyelim. Ben bir an önce efendim İstanbul Boğazı'nın İstanbullulara kalması, bu güzel evet. Tarihi dokuya dokunmadan İstanbullulara kalması ve ulaşımda yani gemiyle, vapurla insanları iki yakaya bir şekilde vardırmak lazım, götürmek lazım. Trafik o zaman da çok ciddi bir şekilde rahatlayacak inşallah. Evet. Devam ediyoruz. Yaşıtları yürüyemiyor, Alperen ise kayıyor. Artvin'de yaşayan 14 aylık Alperen Bıyık ailesiyle 2000 rakımlı Atabarı Kayak Merkezi'nde eğlendiği sırada antrenör Fikri Özkan'ın dikkatini çekti. Aileyle görüşen Özkan minik Alperen'le kayak eğitimlerine başladı. Kısa sürede dengede durabilen hatta antrenör eşliğinde kayabilen Alperen gün geçtikçe kendisini geliştirdi. 2 haftada aldığı 4 saatlik eğitim sonrasında Alperen kısa mesafeleri kaymaya başladı. Vatandaşlar gözlerine inanamazken minik Alperen şimdiden kayak tesisinin gözdesi oldu. Enteresan değil mi? 14 aylık hakikaten 14 aylık bazı bebekler yürüyemiyor biliyor. Kimisi 16 aylık 17 aylık yürümeye başlarken Alperen kayıyormuş. Tam bu şeylerde, bu mevsimlerde, bu yaşlarda yetiştireceksiniz, öğreteceksiniz. Bu Türkiye'yi her platformda temsil eder. Kahraman artık. Bunu bu şekilde yönlendireceksiniz. Eğitimini görecek. Bak şimdi. Çok çok tatlı. Çok güzel ya. Eğitimini görecek. Abi eğitimli olacak mutlaka. Ondan sonra Allah'ım, hakikaten bu işi yani, becerecek. Gülerek bakıyorum. 14 aylık Atabey. Ne yapacak diye. Alperen evelallah. Maşallah. Büyük... Buyur. Kayakçımız efendim Türkiye'yi temsil edecek. Adam eğiliyor, bükülüyor, bir şeyler yapıyor. 4 saat eğitim almış. Tabii. Buyur şimdi Alperen gidiyor. Ya Allah bismillah. Hadi Alperen. Ayaklarını da çok güzel atıyor düşünebiliyor musunuz? Ayaklarda bile eğitim var arkadaş. Ha bu eğitim görüntüleri. Tabii eğitim görüntüleri bunlar. Kolay mı? Bak o da gidiyor tık tık. Yavaş. Tabii bu başka bir şey. Yani mesela ben kar biliyorsunuz çok sevmediğim için hiçbir zaman kayak şeyim de olmadı. Hobim de olmadı tabii açıkçası. Yani şimdi her isteyen işi yapacak herkes tabii. O zaman başarılı olur, mutlu olur. İnsana istemediği işi verirseniz eğitimi ne olursa olsun hiçbir şekilde başarılı olamaz. Evet. Evet, vallahi peki. Çok güzel. Hoşuma devam edelim ya. Mi Atabey'cim? Evet tabii devam evet. Edelim. Alman fotoğrafçının gözünden İstanbul'un yunusları. Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması daha önce nadir gözüken hayvan türlerinin daha sık görülmesine neden oldu. İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında boğaz trafiğinin azalmasıyla yunuslar daha sık görülmeye başlandı. Alman amatör fotoğrafçı Can Smuts, İstanbul Boğazı'ndaki yunusların en özel anlarını 2 yıl boyunca görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ortaya daha önce görülmemiş belgesel kalitesinde görüntüler çıktı. Sevimli yunuslar bazen balıkçıları suyun metrelerce üzerine zıplayarak selamlarken, bazen ise dev kargo gemilerinin önünde onlar da adeta yarışırcasına yüzerken görüntülendi. 2 yıl boyunca öyle bir görüntü çekmiş belgesel gibi. Bakalım. Şimdi bu sadece pandemiye bağlamak ya da sakinliğe bağlamak mümkün değil. Ben bu konuda muhabire katılmıyorum. Buradan kendisine sevgiler gönderiyorum. Biraz daha araştırsaydı esasına ulaşacaktı. Çünkü İstanbul Boğazı çok kirliydi. Evet. Çok kötüydü. Ama rahmetli en son giden bir belediye başkanımız vefat etti ya. Efendim onun çok yoğun çalışmaları oldu. İki yakada da o İstanbul Boğazı'na efendim akan
kirli dereleri ıslah etti ve onları bir yerlere taşıdı. Çok daha ötelere taşıdı. İstanbul Boğazı tertemiz kaldı ve İstanbul Boğazı'nda özellikle Kuzguncuk'ta, yani onu söylüyorum ben, Vaniköy'de böyle şey tarafında, öbür tarafta evet. Mesela Kadıköy'ün birkaç tane plajı var. Onlar da açılmaya başladı. Temiz temiz insanlar o plajlarda suya girmeye başladılar. Çünkü İstanbul Boğazı açık, temizlenmişti. O akan kötü dereler, efendim kirli dereler ıslah edilmişti. O günden itibaren ya. Ben Çengelköy'de vapura biner, evet. Efendim Eminönü'ne gelirdim ve bu hayvanlar böyle dans ederlerdi, çok, gösteri yaparlardı. Evet. Ne kadar sevindik çok biliyor güzel. Musunuz? Yani bir Yunus'u canlı bir şekilde evet. İstanbul Boğazı'nda görmek. Önünüzde görüyorsunuz. Onun için boğazı çok temiz tutmak lazım. Çeri çöpü atmamak lazım. Akan dereler varsa, olmayan yerler varsa mutlaka önüne geçmek lazım. İşte o günden beri bu Yunuslar var ve o şeyli Almanlı fotoğrafçı da hakikaten gelmiş. Bu sakin günlerde vapurlar da pek çalışmıyor. Yok kimse dışarıda değil. Bunları görsel güzel bir şekilde çek gör. Bunlar bir şölen yani. Evet, gerçekten yani görsel öyle. Görsel şölenleri olur. Çok seviyorum ben de Yunusları. Şu hayvana bakabiliyor musun? Çok, mutluluğuna. Çok güzel. Ne kadar mutlu İstanbul Boğazı'nda. Çok güzel. Evet. Evet, devam edelim haberlerimizle. Hayata dair haberlerimiz var efendim. Bu köyden iftar yapmadan geçit yok. İşte tam böyle işte eski Ramazanlar dediğimiz bir haber. Tabii ya. Gümüşhane Bayburt Karayolu üzerinde her Ramazan ayında binlerce kişinin ücretsiz iftar yaptığı Geçit Köyü'ndeki iftar sofrası 2 yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden kurularak misafirlerini ağırlamaya başladı. Evet, yoldan geçen herkesin iftarı yapabileceği bir yer. Değil mi? Çok güzel ya. Biliyorum Geçit Köyü meşhur. Ay siz şöhret, gittiniz evet. mi Gümüşhane? Yani Gümüşhane, Erzincan... Bak şimdi burada bak ana servis yapıyor amca. Hakikaten bulunmaz bir nimet. 3-5 türlü güzel. Tabii. Şimdi bu ne kadar güzeldir değil mi? İnşallah burada temiz tereyağı da vardır, köy yoğurdu vardır. Cacık yapmışlar. Ramazan günü neler söylüyorsunuz, neler gösteriyorsunuz. Amcam da bol kepçe bak. Bir kepçe koyuyor olmuyor, ikincisi de koyayım dur diyor falan diyor. Hani böyle kepçeler de geliyor. Bu yoldan geçen karnını doyurmadan gitmez. Allah yapan da yaptırandan da razı olsun. Amin inşallah. Anadolu böyledir ya. Mesela, yani birçok kişiden dua alıyor. Anadolu'da ben eskiden bilirim divanhaneler vardı, köy evleri vardı, köy odası vardı. Olabilir yani gelirdiniz bir şofördür yolda kalmıştır, kar yağmıştır ya da bir orada kalması gerekiyordur. Orada efendim misafir ederlerdi. Yer yatağında böyle koca koca odalarda 5-10 kişi yatardı. Efendim sererlerdi o yün, yastık ve şeyleri. Vallahi müthiş bir şey. Döşekleri, yorganları orada sabahlarlardı. Ondan sonra yollarına devam ederlerdi. Karınlarını da doyururlardı. Böyle de gerçeklerle karşılaştım ben biliyorum onu. Ne Anadolu güzel. Böyledir çünkü. Evet hakikaten. Yani Ramazan öyle bir şey olacak. Ramazan'ı Anadolu'da geçireceksin. Evet, şahane. Ya, tabii ya. Evet, Ramazan ayı bereketiyle geldi. Batmanlı tatlıcıları tatlı bir heyecan sardı. Evet, Batman'da Ramazan ayı ile birlikte tatlıcılar iftar sofralarının vazgeçilmezi olan halka ve tulum ve tatlısı üretimine ağırlık verdi. Orada çok yapılıyor bu halka. İnsan da her Ramazan'da hakikaten böyle bir yemek sonrası bir tatlı değil mi çayın yanında? Tabii. Bir can istiyor bu, yani. Bu halka tatlısı zaten güzel yapıldığında çıtır çıtır yağ aynen, güzel. Aynen sıcacık. Evet çok güzel. Ercan Seki bir gün baktım Muhittin geldi böyle elinde bir şey. Abi dedi Ercan abi yaptırdı falan. Ya iki tane alabilir miyim dedi. Tabii tabii dedi yani fazla var dedi. Dağıttık hı hı. Her arkadaş aldı. Siz de alabilirsiniz diye kocaman bir tepsiyle geldi. Ercan Seki Bey'e de buradan sevgiler gönderelim. Efendim anas ölmüşten ruhuna değsin. Bu çok güzel bir şey. Ben birkaç ay önce Fatih tarafında çok meşhur bir yer varmış. Küçücük bir dükkan hemen alıp elinde yiyorsun. Sıcacık da çıkmıştı. Aman evet. Ben önce dedim ki ben hepsini yiyemem dedim ama. Tabii ya. O kadar çıtır çıtır sıcacık evet. Şerbeti falan da o kadar lezzetliydi ki tabii. Bir şerbeti. Bir bazıları bal da kullanıyor. Şerbet de şeyinde dozunda olduğu güzel oluyor. Yani çok yerindeydi. Hele hele yağ böyle değiştirilirse mesela akşama kadar...
aynı yağ değil de bir iki falan değiştirirse o taze yağda valla müthiş olur ya. Evet, güzel. Peki. Yağ çok önemli. Tatlı ile birlikte Ramazan'da sofralarımızdan eksik olmayan bir şey var ki o da hurma. Heh. Evet, bu hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Kuruyemişçi Ahmet Akbaş, İran hurması hafızaya, hafızaya, kalbe ve damar sağlığına faydalıdır dedi. Evet, hurma hakikaten Ramazan'da olmazsa olmaz ki ben normal günlük hayatta da tatlı yerine bir tane kahvenin yanında yemeyi seviyorum. Hurma. Hurmayı. Ne diyorsunuz? Tabii çikolata yemeyeyim diye. Şimdi mutlaka bundan, evde hani zaten hep benim bulunur. Bundan iki ya da üç tane aldığınızda hakikaten ciddi bir şekilde vücut değerlerinizi yerine getiriyor. İran yapıyor ama bu Medine hurması bir başka ya. Orada bizim bir tecrübe ettiğimiz bir şey var. Evet, sebze meyve şimdi İran'dan da geliyor. Hı hı. Onlar böyle ciddi bir şekilde mesela İran karpuzu gelmiş. Bak bu mesela çok değişik ama ben çok bunu farklı. Görmedim. Evet, farklı. Ben görmedim. Adam anlatıyor doğru. Meyve şeklinde daha yaş bu biliyorsunuz. Daha yaş. Ama Medine hurmasını henüz tutacak, yakalayacak bir şey, bir şey hurma yok bence. Yok tabii, bir numara Medine hurması. İran'da yapıyor şimdi bu daha yaş hurma. Belki bu da Medine ama mesela hurması bu İran cinsinden. Hurmasının kilosu 30-40 lira arasıymış. Çok ucuz. Daha uygun. Ha, karpuz da satıyorlar mesela, karpuz gelmiş. Ama ben karpuzu tabii özellikle Şanlıurfa'dan geldikten sonra, Diyarbakır'dan geldikten sonra yiyorum. Şanlıurfa karpuzu çok güzel oluyor. Şöyle vuracaksınız bıçağı, katır kutur sesler çıkaracak, kıpkırmızı. Evet, ufak çekirdekli bilhassa o olanları güzel, siyah ufak çekirdekli daha güzel oluyor. Evet. Evet ama hurma hakikaten ya, yani, hani zeytinle de açmak tabii güzel orucu ama hurmayla da açmak da ayrı ama bir keyifli. Hurma tabii farklı bir şey. Aynen. Evet. Enerji de verdiğini düşünüyorum yani, ben hani tabii akşama doğru bir şöyle bir enerji gider bir ya şekilde, o enerji doğru de veriyor. Evet. Evet, Mersin neresi sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı. Erdemli Belediyesi'nin başlattığı ve gönüllü kadınlardan kurulan Kadın Ritim Grubu üyeleri Ramazan'ın ilk günü davullarıyla vatandaşları sahura uyandırdı. Aa, bunlar grup oluşturmuşlar. Evet. Yani. Grup halinde ve bir... gönüllü. Gönüllü. O çok önemli. Niye anam erkeklere gran mı düştü derler Anadolu'da. Yani hani hep ben şey derim biliyorsunuz. Evet, kadınlar ya, her işi yapar derim biliyorsunuz. Hep onu savunurum ama. Sağlık selamet istiyorlar. Bu, bilmiyorum buna nasıl sokaklarda nasıl dolaşacaklar gece gece. Hiçbir şey yok, ne olacak ki? Yani köpekler var. Mersin'de. Anadolu'da, Mersin'de köpekler vardır. Onlar da saldırgan değildir herhalde. Bunun dışında Mersin'deki bu ilçemizde sokakta nasıl bir tehlike bekleyeceksiniz ki? Hiçbir şey yok. Herkes birbirlerini tanıyor. Nüfus 3'ü 5 bini bulmaz. Yani evet. Evet, yani herkes birbirlerine, aa bizim Hayriye abla davul çalıyor anne. Hakikaten çok değişik geldi tabii, bana şu anda. Canda hani bakır. Hiç alışmamışız ya Ramazan davulcuları. Evet. Yıllardır hep erkek. Aa vallahi Füsun abla da orada, kız doğru söyledin, o da mı davul çalıyor, tövbe tövbe falan derler efendim. Ne diyeyim? Evet, enteresan yani, gerçekten vallahi cesaretlerinden dolayı ben tebrik ediyorum hanımları. Hayır şey tabii. Hakikaten öyle. Yani sefere çıkan Osmanlı ordusunda çalınan davulcular gibi, davullar gibi hanımefendiler de Ramazan-ı Şerif'te milleti şeye oruca, sahura kaldırıyor ya. Evet, helal olsun helal efendim. Helal olsun. Vallahi bakın gece dışarıdalar ama arkalarında eskort polisler var. Tabii bakın. Tabii hepsi var. Anam erkeklere, beylere kim ne yapıyor? Sahuru kim hazırlıyor? Ha, ama gelinler var. Yatıyorlar mı? Şey var. Gelinler var, kızlar evet var. Onlar hazırlıyor. Ha onlar, ben de diyorum ki tabii hanımlar dışarıdayken erkekler yatıyor mu? Ha siz şeyi düşünüyorsunuz, tabii kim hazırlayacak? Kendi hazırlasın canım. Değil mi? Kalksınlar, hazırlasınlar kardeşim. Hanımlar davulda. Evelallah. Evet, hakikaten değişikmiş. Evet Atabeyciğim, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bitirdik. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çünkü şimdi programımızın ikinci bölümünde Mahmut Küçükdoğan sıvı tuz anlatılacak. Şimdi Ramazan bol bol yemekler de yapılıyor. Sıvı tabii tuz gerçekten tadı da çok, çok güzel. Önemli. Sağlığa da çok faydalı çünkü içinde 84 tane mineral var. Ne diyorsunuz? Evet, çok mineralli bir tuz. Faydalı mineraller var, zararlı hiçbir şey yok. O yüzden Mahmut Bey anlatacak nasıl kullanılıyor, işte ciltte nasıl kullanılıyor, gargara yapılıyor yani sadece yemekte değil birçok da kullanım alanı var. Ben dişlerimi fırçaladıktan sonra gargara yapıyorum. Tuzla o çok güzel. Bir evet de bir tane şey adı, ağzımıza bir tane karanfil atın efendim, diş yetlerine çok güzeldir. Harika. Peki çok teşekkür ben ediyorum teşekkür tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından Mahmut Küçükdoğan sıvı tuz anlatacak.
Müzik